Bloomberg HT ekranlarında ekonomik görünüme hoş geldiniz. Hafta içi her gece 21'de olduğu gibi bu gece de karşınızdayız. İki değerli konuğumuz bizlerle. Doçent Doktor Resul Kurt. Resul Hocam hoş geldin, iyi akşamlar. Barış, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim ve Doktor Nedim Türkmen. Nedim Hocam hoş geldin, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Değerli izleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim. Adresimiz efendim ekranlarda. @BloombergHT Twitter'dan. Hem Nedim Hoca'ya hem Resul Hoca'ya sorularınız, mesajlarınız varsa bekliyoruz. Resul Hocam izinle ben bu akşam Nedim Türkmen'le başlayacağım. Sonra hemen sana döneceğim. Bu muhtasarla ilgili önemli bir dönem içerisindeyiz sanırım Nedim Hocam. Bununla istersen başlayalım. Tabii muhtasar değil, gelir vergisi. Gelir vergisi, evet. Gelir vergisi genel beyan dönemi başladı. 1 Mart'ta başladı. Bu ayın sonuna kadar, 31 Mart'a kadar gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi gerekiyor. Yaklaşık 4,5 milyon insanı ilgilendiriyor. O yüzden çok önemli. Bu beyannameler hazırlanacak, verilecek ve sonra Mart'ta ve Temmuz ayında iki eşit taksitte ödenecek. Gelir vergisi mükellefleri gerçek kişiler, hepimizin bildiği gibi. Ticari kazanç elde eden, zirai kazanç elde eden, doktor, avukat, mühendis, mimar gibi serbest meslek kazancı elde eden, belli bir tutarın üzerinde ücret geliri elde eden, kira geliri elde edenler, tevkifata tabi olmayan menkul sermaye irade elde edenler, 5 yıl içinde evini satanlar, bayağı geniş bir alan söz konusu, beyanname vermesi gereken kişiler söz konusu. Geçen yıl 3,5 milyon insan beyanname vermişti. Bu sene 4,5 milyon civarında bekliyoruz. Onun da nedeni ücretlilerden de beyanname verilmesi gerekiyor bu dönem. Aslında Maliye Bakanlığı biliyorsun ticari kazanç, zirai kazanç ya da serbest meslek erbaplarının hepsinin bir muhasebecisi var. Maliye Bakanlığı da burada işte kira geliri elde eden, menkul sermaye irade elde eden, ücret geliri elde eden ya da diğer kazanç ve iratlarla ilgili hazır beyan sistemi var. Siz o hazır beyan sistemine giriyorsunuz, karşınızda sizin bu Mart ayında beyan etmeniz gereken matrahlar duruyor. Ve siz bu kontrol ediyorsunuz, onayladığınız anda beyannameniz verilmiş oluyor. Böyle bir sistemde söz konusu. Bu dönem özellikle kira geliri elde edenlerle ilgili hazır beyan sistemleriyle ilgili birçok soru aldık. Bunun da nedeni şu, özellikle pandemi döneminde, yani şimdi sizin bankaya yatırılan parayı biliyor, kira kontratını biliyor maliye. Ama pandemi döneminde kira geliri elde edenler gerek iş yeri gerekse konut anlamında bazı aylarda kira almadılar. Ve dolayısıyla diyorlar ki şimdi bu hazır beyan sisteminde 12 ay para almışız gibi gözüküyor. Oysa ki biz bunu almadık. Burada çözüm nedir? Bu düzeltmeleri yapmak gerekir. Yani sistem üzerinden yapılabilir. Çünkü gayrimenkul sermaye iratlarında tahsil esası caridir. Yani ki kirayı tahsil ederseniz beyanname vermeniz gerekir. Türkiye'de 2 milyon 56 bin kişi kira beyanı verecek bu Mart ayında. Ve 6600 mesken olarak kiraya verenler 6600 liranın üzerinde bir gelir elde etmişlerse istisnalar var. Bu konuya ilişkin olarak gerçek gider götür gider beyannamelerini yapacaklar, verecekler. Burada tabii Türk vergi sistemi beyan esasına dayanıyor. 4 milyonun üzerinde gelir vergisi mükellefi var. Ama toplam gelir vergisini sadece %4'ünü beyannameyle alıyoruz maalesef. Biliyorsunuz 2019 yılı gelir vergisi rekortmenlerini Ocak ayında öğrenebildik çok şükür. Burada da 3 il İstanbul, Ankara ve İzmir, bu 3 il Türkiye'de toplanan gelir vergisinin 3'te 2'sini ödüyor. Diğer işte 82'den çıkardığımız zaman 79 ilde diğerlerini ödüyorlar. Türkiye'de gelir vergisi sistemi anlamında çok yapılması gereken şey var. Ama Maliye Bakanlığı özellikle muhasebecisi olmayanlar için hazır beyan sistemini getiriyor. Daha önceki yıllarda AVM'lerde bile vergi danışma büroları açmışlardı. Bu dönemlerde de maliyenin çeşitli hatlarından faydalanılabilir. Özellikle bir soruyu daha cevaplayayım. Bir sürü soru geldi bu anlamda. Örneğin kentsel dönüşümle ilgili olarak sizin evinizi yıkıyorlar ama kira ödüyor size müteahhit. Bunların kira geliri olarak beyan edilmesi gerekmiyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Aslında
özellikle ücretliler için önemli olacak. Bu sene ilk kez beyanname verecek. Bu sene bunlar ilk kez mi? İlk kez olacak, evet. Vergi dairesiyle. Evet, bundan önceki dönemde bir tek işverenden milyon da alsanız beyannameye katılmıyordu. Evet. Ondan sonrakiler toplanıyordu. İkinci, üçüncü, geçen yıl 40, bu sene için, yani 2020 için 49'u aşmıyorsa bir problem yoktu. Şimdi tek işverenden dahi alsanız 600 bini aşıyorsa bununla ilgili beyanname vermek durumundasınız. Burada şey net, tek işverenden yıllık 600 bin TL'nin üzerinde gelir elde ediyorsanız gelir vergisi beyannamesini, gelir vergisi vermeniz lazım ekstra, doğru mu? Evet, evet doğrudur. Gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor. Peki bir şey burada soracağım. Bu brüt maaşını topladığında mı 600 bin oluyor, yoksa net eline geçen maaşınla mı 600 bini geçip geçmemesine bakacağız? Brüt maaş. Brütle. Evet, brüt maaşlar toplanacak. Yani şimdi geçen yıl 2020 yılında birçok işverenden ücret almış olanların yapması gereken şu: o işverenlerden bordroları toplayacaklar. Birinci işveren, ikinci işveren, üçüncü işveren. Hı hı. Bakacağız. Birinci işveren 600'ü geçiyorsa zaten hepsini birleştireceğiz, vereceğiz. Onunla ilgili problem yok. Şöyle daha çok olacaktır diye düşünüyorum ben. Birinci işverenden 600'ü aşmıyorsunuz, sorun yok. İkinci ve üçüncü işverenin toplamı 49 bin aşarsa bu aşanlarla ilgili beyanname vermek mecbur durumunda kalacağız. Mecbur kanun öyle diyor. Peki, ortaya vermezsek, çok kolay bak Nesil maliyet. Hocam gülüyor. Vermedik, unuttuk, evet. Görmedik. Tamam. Ya boş ver, bir şey olmaz, vermeyi ver dedim. Nasıl olsa tamam. İkide bir af çıkıyor dedim. Şimdi düşünüyorum ben, oturdum evde. Barış, evet. Şimdisin tabii, evet. Şimdiye kadar hep öyle düşünülmüş. Evet, Türkiye ya canım ne gelir vergisi... Nesil Hocam değil mi? Şimdi, ne gelir vergisi, bu nereden çıktı diye düşündüm. Düşündüm, önceden ya, böyle bir şey yoktu. Dinlerse, evet. Nedim abi isimlerse araya iki cümle sıkıştırabilirim. Buyur. Şöyle, Nedim abi izin senin aldık, söylediğini, evet. Senin söylediğini 2015'te, 2016'da, 2017'de, 2018'de 250 bin kişi her yıl söylemiş. Bu tabii eski ortada yıllarda, yani durum. Eski yıllarda böyle internetin, network'ün, bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olmadığı dönemlerde devlet ancak işte bir ihbar olduğunda, bir şikayet olduğunda, bir inceleme olduğunda bunları tespit edebiliyordu. Şimdi ama artık kazın ayağı öyle değil. Peki, sana döneceğim. İşte 2018'de, 2019'da bunlarla ilgili yaklaşık 250 bin kişiye gel bakalım buraya dedi maliye. Sen beyanname vermemişsin ama ben SGK kayıtlarından da çapraz kontrol yaptım. Tamam. Bak sen faturalarla çalışmışsın. 2 dakika dedin, aldım sazını. Geleceğim sana. Şimdi aynı konuyu sana soracağım. Nedim Hoca bir bitirsin. Evet. Merak şimdi ediyorum. Geçen, buyurun. Biliyorsun muhtasar ve prim hizmet beyannamesini çok konuşmuştuk. Tamam. Resul Bey de onu söylüyor. Birleşti, şimdi yakalamak çok kolay. Yani aynen, siz vermezsiniz. 4-5 ay sonra maliye sizi çağırır, tamam. Önüne koyar. Burada ziyağa uğratılan vergiyi keser. Diyelim ki 10 bin lira. 10 bin lira da vergi ziyağı cezası keser. Bir de tahakkuk etmesi gereken tarihten tahakkuk ettiği tarihe kadar gecikme faizi ister. Siz uzlaşmaya gidersiniz. Cezanın %90'ını silerler. Vergi aslında ödersiniz. Bunu artık yakalamak çok kolay çünkü muhtasar ve prim hizmet beyannamesi birleştiği için eskiden yakalanamıyordu. Şimdi artık yakalanabiliyor. İşte yaklaşık 250 bin kişi de 3 yılla ilgili çağrıldı. Ücret geliri elde eden, mesela şimdi bekliyorum ben futbolcuların beyanname vermesi gerekiyor biliyorsunuz. Futbolcular da 600 binin üstünde. Onlar da tek işverenden. 600 bin üstünde geçiyorsa futbolcu. Ama geçiyor, hocam Süper Lig'de geçme. Bir dakika Nedim Hocam, sen de futbol yöneticiliği yaptın. Evet. Sözleşmede 500 bin yazıyor ya da 590 bin yazar. Futbolcu alacağı parayı başka türlü alıyor. Olmuyor mu böyle Allah aşkına? Bir bakıyorsun sözleşmeye. Aa diyorsun, bu kadar ünlü futbolcu, bu kadar işte yıldız futbolcu. Sözleşmeye bakıyorsun, azıcık para alıyor. Allah Allah, bu nasıl oluyor diyorsun. Oluyor ama işte. Şimdi 2010 ve öncesinde olmuş olabilir. Şimdi her futbolcunun bir menajeri var, bir tane de avukatı var. Ben ne demek istediğini anlıyorum. Süper Lig'de bu dönem bunların yaşandığını ben biliyorum. Özellikle bu
limitlerle yok limitlerle ilgili olabilir. Yani şimdi ben Nedim Türkmen futbolcu benimle 4 milyon euroya anlaşmışsındır. Ama benim limitlerim buna yeterli değil. Bunu 2,5 yapalım. Al şu 1,5'u da çanta içinde derseniz ben bir şey söylemem yani. Ne güzel parayı da önceden almış olarak. Ancak böyle olabilir. Alt liglerde olabilir tabii. Üçüncü ligde, ikinci ligde olabilir ama Süper Lig'de milyon euro kazanan kişiler buna girmez. Sadece o aradaki farkı ona çanta içinde anında verirseniz ya da yurt dışındaki hesabına yatırırsanız olabilir. Burada beyanname ile ilgili özellikle Eurobond gelir elde edenlerin çok dikkat etmesi gerekir. Onların beyanname yükümlülüğü var. Bir de son dönemlerde Türk borsalarıyla yetinmeyip yurt dışı hisse senedi alanlar var. Çok soruluyor onlar bu da evet. Onlar kendilerini bilirler. Onlarla ilgili olarak yani Türk borsalarıyla ilgili alıp satarsanız vergi yok. Ama yurt dışına ilişkin olarak vergi var. Bunu bir danışmandan hizmet alırlarsa bir çıkarsınlar 2020 yılına ilişkin verileri. Şimdi finansal bilgilerin paylaşılması da gündemde olduğu için yakalanmak olası yüksek ihtimal. Nasıl yakalanacak? Yüzden... Amerikan borsaları da işlem yapıyorum. Amerikan borsalarında kar ettim. Yani bunu nasıl tamam. Nasıl yakalayacak Türkiye, bizim maliye? Bir hesap açıyorsunuz. Yani siz Türk'le finansal bilgilerin değişim anlaşması çerçevesinde sizin adresiniz Türkiye. Evet. Bunlarla ilgili hesap bilgileri, saklama hesapları dahil biliyorsunuz daha önce konuşmuştuk. Buralardan bunlar ortaya çıkacaktır. Yani ben söyleyeyim de biz uyarı görevimizi yapalım. Özellikle Maliye Bakanlığı da onları takip ediyor şu anda. Bakıyor kim nerede ne yapmış. Burada da ciddi bir pazar olduğuna inanıyor. Yani bizim borsa dururken ne işin var Amerikan borsasında diye. Bu anlamda dikkat etmekte peki. Fayda var. Durum bu. Evet. O zaman önümüzdeki yıl 8,5 milyar lira bu beyannamelilerden vergi bekliyor devlet. Beyannameliler artık evet. Beyannameliler tarafına evet. Girenler olacak. Şimdi bu evet. Konuda ben Resul Hoca'nın da yorumunu alayım. Ne dersin Üstad? Buyurun söz sende. Tabii Barış özellikle 3 kategori çok önemli burada. Birincisi ilk defa 2020 yılında vergi vermeye başlayacak olan tek işverenden 600 bin TL üzeri ücret alanlar. Yani üst düzey yöneticiler. Bunların sayısının hani 200-250 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Birçok mümkün değil. Genel müdür, diyor hocam. Resul Bey 46 bin ile 48 bin arasında diye açıkladı Maliye Bakanlığı. Yani 3 yıl olduğu için 3 ile çarpınca o rakam çıktı. Yani haksızlık etmeyelim derim ben. 250 bin 600 binin üstünde kazanılırsa bu memleket şey olur, İsviçre olur. Yani tam sayı beyannameler verince göreceğiz ama benim tahminim 200 bin civarında 600 bin üzeri bakın futbol liglerine baktığınız zaman işte kaç bin tane futbolcu var, kaç bin tane basketbolcu var, binlerce borsada işlem gören veya SPK mevzuatına tabi şirketler var. Bunların üst düzey yöneticileri var, yönetim kurulu üyeleri var. Yani belki 200 bin rakamı ideal olan bir rakamdır. Tabii tam sayı belki maliye beyannameler verildikten sonra açıklarsa daha net göreceğiz. Şimdiye kadar tek işverenden beyanname verenler olmadığı için kesin bir sayı bilmiyoruz. Yani eskiden 2019 yılında tek işverenden 10 milyon lira bile ücret geliri alanlar beyanname vermediği için o sayı tam olarak eski rakamlara göre revize edip tahminlemek çok mümkün değil açıkçası. Ama bu yıl göreceğiz. Birinci grup bu. İlk defa beyanname verecekler. Bunların belki bir kısmı indirilecek giderleri olduğu için yani bir takım giderleri indirme imkanı var. Nedir? Hayat, şahıs sigorta primleri, eğitim, sağlık giderleri gibi bir takım yasada tanımlanan bağışlar, yardımlar veya işte bir takım kurumlara yapılan nakdi bağış yardımlar gibi veya sponsorluk harcamaları gibi bunlar indirim konusu yapıldığında belki hiç vergi vermediği gibi üstte para alma imkanı da olacak. Bir dakika, yani gelir vergisinden söz ediyoruz değil mi? Evet, yani evet, gelir vergisinden. Ne yaptın hocam? Nedim hocam burada milyar hedef koydu. Sen üstüne borcu çıkaracaksın devletin neredeyse. Evet, kaşıkla verecek. Efendim? Kaşıkla verecek. Kaşıkla verip tepçeyle alacak. Yani sonunda
alma hakkı olan birisi varsa tabii ki alacak. Bunda devlet iki taraflı kazanabilir. Mesela şunları bir daha say. Ne, hangi belgeleri sunarsak, ya ben de burada mesela, şey gibi tam böyle ne yaparsak bundan yırtarız gibi oluyor da. Yanlış anlaşılmasın. Bu da sonuçta mevzuatta olan bir şey, doğru mu? Tabii tabii. Ne olursa mevzuatta, yani haksa bu kullanılsın anlamında diyorum. Sevgili Barış, vergi kaçırmak suç, vergiden kaçırmak mübah, yasak. Hak. Hiçbir sıkıntı yok. Haktır ya. Hakkınız ama var. Ama vergi tabii kaçırmak suç. Aynen, onu söyleyeyim tabii. De. Vergi kaçırmak suç. Asla vergi, abi vergi kaçırmak yakalanıncaya kadar suçtur. Yakalanmazsanız. Sen şu hocam, haksa eğer neleri sunabilirsen. Hayat ve şahıs sigorta primleri. Hayat sigortası. Şahıs sigorta primleri, evet. Eğitim ve sağlık harcamaları, örneğin hastalara masraflarınız. Allah veyahut da bu kapsamda çocuğunuzu özel okula gönderiyorsunuz. Özel okuldaki yapmış olduğu eğitim giderleri. Ama burada tırnak içerisinde söyleyelim, vakıf üniversitelerinden alınan bu tür giderler bu kapsamda indirim konusu olamıyor. Yani vakıf üniversiteleri kurumlar vergisi mükellefi olmadıkları için bu anlamda özel okullar dediğimiz lise, işte kolejler olabilir, liseler, ortaokullar, ilkokullar, anaokullar, bu çocuklarını buraya gönderen kişiler beyannamelerinde bunları indirim konusu yapabilirler. Kırtasiye giderler olur, eğitim giderleri olur, ne bileyim servis giderleri, eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili en çok bunları genel olarak indirim konusu yapma imkanı var. Tabii. Onun haricinde bir takım evet bağış ve yardımlar var. Örneğin işte Cumhurbaşkanlığı'nın başlattığı yardım kampanyalarına yapılan aynı nakdi bağışlar. Yine Türkiye Kızılay ve Yeşilay cemiyetlerine, derneklerine yapılan bağış ve yardımlar. Bireysel katılım yatırımcısı indirimleri. Yine bir takım diğer kanunlara göre yapılan bağış ve yardımlar. Sponsorluk harcamaları. Bakın bunların hepsini indirim konusu yapabilme imkanı var. Nedim Hocam bunları hiç anlatmadı. Yaptım. İndirim konusu yaptığımız zaman şimdi Nedim abi devletten para çıksın istemiyor. Nedim yani hocam almak tarafında. Maliyeci olduğu için hep alayım diyor. Evet. Sağ ol Resul hocam. Şimdi burada sigorta primlerinde beyan edilen gelirin %15'i ve her halükarda 35.316 yaşamıyor. Yanlış anlamasınlar bizi. Bütün sigorta giderleri yazılamıyor. Eğitim giderlerinde de beyan edilen gelirin %10'unu aşamıyor. Tabii bunu zaten maliyenin ekranlara girdiğinizde bu tür giderlerle ilgili şununuz var mı, bununuz var mı diye ekranlarda tabii soruyor. Soruyor. O sormasa bile zaten az para ödemek için şeyler soruyor. Mükellefler soruyor o anlamda. Şimdi bu bir şey söylemek istiyorum geçen haftaya ilişkin olarak. Biliyorsunuz geçen hafta bu gelir vergisi tevkifatı, işte kurumlar vergisi tevkifatı geliyor dedik. Nerede bu yasa teklifi? Kendi kendinize mi yazdınız tarzında bir sürü suçlamalar oldu. Şimdi bunu gösteriyorum. 35 madde, 66 sayfa. Bu bir teklif. Burada da geçen hafta anlattığımız bu binde 5 araçların, ikinci el araçların devrindeki şeylerle beraber. Mesela VUK 359 var ve 2020, 21 ve 22'ye ilişkin olarak gelir vergisi stopajından mahsup edilmek üzere şirketlerden alacak %10'lar yer almaktadır efendim. Ben kendim yazmadım. Dolayısıyla bunlara dayanarak yaptım. Bunu da açıklamış olayım burada. Peki. Peki bu konuya da girmiş olduk. Bir şey daha ilave edeyim. Şimdi biz sadece 600 bin TL üzeri değil. Yani onun dışında yıl içerisinde işveren değiştirenler de olabilir. Mayıs ayına kadar A şirketinde çalışıyordur. Haziran'dan sonra B şirketinde, Eylül'den sonra C şirketinde veya aynı anda bir şirkette çalışırken akşamları da part time başka bir şirkette çalışıyordur. Veya başka bir şirketin yönetim kurulu üyesidir, huzur hakkı alıyordur. Bunun gibi birden fazla iş yerinden ücret gelir elde edenler olabilir. Bunlar açısından da birinci işvereni kendisi seçiyor, ikinci işveren 49 bin lirayı aşarsa bu durumda yine beyanname vermesi gerekiyor. Yani birinci işveren 250 bindir, ikinci işvereni 100 bin liradır. 600 bini aşmasa bile yine
ikinci işveren 49 bin lirayı aştığında beyanname vermesi gerekir. Zorunlu. Evet. Peki. Evet. Hatırlatalım. İki taksitte ödeniyor değil mi Nedim Hocam? Mart ve Temmuz. Mart ve Temmuz. Mart ve Temmuz evet iki taksitte. Bu arada taksit demişken Barış Bey şeyi söyleyeyim. Biliyorsunuz yapılandırmanın ilk taksiti ödendi. 1 Mart'ta bitti. Şubat ayıydı. Vallahi kuyruk bu oldu vergi dairelerinin önünde. Evet bu yapılandırmanın ikinci taksiti Mart ayında. Eskiden 2 ayda birdi. İlk taksit 1 ay ertelenince öbür taksit kaymadı. Dolayısıyla 1 Mart'ta ödeyenler 31 Mart'ta ikinci taksiti ödeyecek. Onunla da yetinilmeyecek. SGK'nın da ilk taksiti ödenecek. Mart ayı bir de vergi var şimdi. Fena bir ay özellikle borçlular açısından. Mart ayı dert ayı gibi olmasın evet. İnşallah. Şimdi, öyle oldu maalesef. Ama ben şeyi görünce sevindim. Nedim Hocam devam edelim ama. Yani çok ciddi aslında kuyruk vardı. Hafta sonunda açıktı. Ve insanlar vergi dairelerinin önünde kuyruk oluşturdu. Borçlarını ödeyebilmek için. Bir taraftan hakikaten güzel bir yani kuyruk oluşmasından bahsetmiyorum. Bu ödeme şöyle anlamında. Yani şimdi insanlar vergi ödemek istiyorsa sizin maliyenin gidip evinde adamın tahsil edebilmesi lazım. Yani o kadar zor bir şeyi yapıyor, vergi ödüyor. Siz kamu bankalarıyla sınırlıyorsunuz. Buradan kaynaklanıyor. Bu kuyruklar kamu bankası şubelerde bir iki tane gişe memuru çalışıyor. Size bankamatikten yatırtıyor. Ya dekont lazım gidiyorsun 5 lira alıyor. Hafta sonu vergi dairelerini açtılar. Ya oradaki kuyrukta bekleyen adamlar hep küçük paralar için bekledi. Yani bunu BUM'in doğru sözün kulaklarını çınlatayım. Beni aradı dedi ki bunlar hafta sonu açtılar ama bir genelgeleri var. Covid-19 nedeniyle biz vergi dairelerinde tahsilat yapmayacağız dediler. O genelge de yerinde duruyor. Bunlar nasıl bunu açıyorlar dedi. Hocam onlar açarlar boş verin dedim. Hafta sonu kim ne tahsil etti bilmiyoruz ama böyle de bir durum var. Yani gibi genelge yayınlıyorsunuz. Onu ortadan kaldırmadan insanları hafta sonu çağırıyorsunuz. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımızın bakan olur olmaz ilk açıklaması var. Yani özel bankalara da vergi ödemeleri açacağız diye. Yani hakikaten, ama hala bir şey yok ortada. Çok bir bu eziyet. Açıklama var doğru da hala olmadı. En kısa zamanda bunun açılması lazım. Böyle bir çağda insanların vergi ödemek için bu kadar sıkıntıya sokulmasını anlamak mümkün değil. Yani vergi ödemek istiyor vatandaş ödesin ya her yerden ödesin. Özel bankadan ödesin, kamu bankasından, internetten. Başka bir şey ödesin işte yani bir takım başka kaynaklar ne istiyorsa ödesin yani. Tabii yeter ki ödesin hocam. Çözüyoruz. Bitcoin'le bir ödemeyi açıyor yani. Çözüyoruz dediler 2,5 ay oldu bekliyoruz biz de. Tamam. Nedim hocam buyurun. Anayasa Mahkemesi maliyeye vergilerin yasallığı ilkesini hatırlattı demişsin. Nedir bu Allah aşkına? Evet bugün hatırlattı. Resmi gazetede bireysel başvuru yapmış vatandaş. Vergi mükellefi bir şirket. Katma değer vergisi kanununda bir hak tanınmış. İstisna tutarı tanımlanmış. Maliye Bakanlığı da KDV genel tebliğ ile motorinle ilgili bir konu bu. Akaryakıtla ilgili bunu indirmiş. Davalar olmuş. Davaları kaybetmiş. Şirket Danıştay kararları olmuş. Sonuçta işte mülkiyet hakkı, vergilerin yasallığı ilkesi bunlardan hareketle normlar hiyerarşisinden hareketle başvurusunu yapmış. Tebrik ediyorum buradaki mükellef şirketi. Ve şimdi Anayasa Mahkemesi de diyor ki kardeşim sen kanunla verilmiş bir istisnayı genel tebliğ ile azaltamazsın. Ve bunu çok güzel böyle kitap yazar gibi yazmış arkadaşlar. Kalemlerine sağlık. Biliyorsunuz son dönemlerde anayasa, yasa bunların hiçbirisi gözetilmiyor. Anayasa Mahkemesi'nin arada böyle varlığını hissettirmesinden ben mutlu oluyorum. O yüzden onu paylaşmak istedik. Bugünkü resmi gazetede var. Okuyabilir arkadaşlar. Bayağı ders veriyor. Peki bu bir Anayasa Mahkemesi tarafı da diğer tarafta var galiba. Biz tarafta da var. Evet. Emeklilerle ilgili çok önemli bir karar var. Bayağı yoğun mesai harcıyor anladığım kadarıyla. Resul Hocam sizin taraftaki durum nedir? Tabii Anayasa Mahkemesi bizim tarafta da Mülga 506 sayılı kanun yani 2008 yılından önce yürürlükte olan eski sosyal sigortalar kanununun bir cümlesini içerisindeki iki kelimeyi iptal etti. Yani 506 sayılı kanun şu an mülga, yürürlükte değil.
Bu ilgili madde ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararında 506 sayılı kanunun mülga 62. maddesinin birinci fıkrasında yer alan çalıştığı işten ayrıldıktan sonra ibaresini anayasaya aykırı bulmak suretiyle iptal etmiştir. Tabii burada özellikle WhatsApp'lar çalışıyor, telefonlar susmuyor, sürekli insanlar arıyor. Herkes şöyle bir düşünce içerisinde. Efendim artık işten ayrılmadan emekli aile başvurusu yapabileceğiz. Yani böyle bir beklenti var, böyle bir kanaat var. Anayasa Mahkemesi'nin bu iptal kararı 14.2021 tarihinden, yani 14 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi ama mülga 506 sayılı kanuna ilişkin bu. Dolayısıyla şu an Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylıkları ile ilgili başvuruları 5510 sayılı yürürlükte olan kanuna göre yapıyor. 5510 sayılı kanun 28. maddesi diyor ki yukarıdaki fıkralarda yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için 4A sigortalılarının çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı olarak başvuruda bulunması şarttır diyor. Dolayısıyla yani şu an Anayasa Mahkemesi'nin 506 sayılı kanunla ilgili vermiş olduğu iptal kararı mevcut uygulamayı açıkçası çok da değiştirmeyecek. Tabii bununla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'nun değerli bürokratları bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapıyorlardır. Henüz bununla ilgili bir sistem kurulmadı. Yani nasıl bir tepki verecek SGK, nasıl bir değerlendirme yapacak? Açıkçası bekliyoruz. Muhtemelen bununla ilgili önümüzdeki birkaç gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu duruşunu netleştirecektir. Bu Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı nasıl bir tutum takınacağını da belirecektir. Sadece bu emekli aylıklarıyla da ilgili değil Barış. Yani bir bu kişinin ne, başka nelere yol açabilir bu karar? Ya da hangi soru işaretlerini oluşturuyor? Kıdem tazminatını da etkileyecek. Yani bakın iş yerinden ayrılmadan emeklilik nedeniyle iş yerinden ayrılmayan bir kişi kıdem tazminatını da alamayacak. Kıdem tazminatını alabilmenin temel şartlarından birisi emekli aylıklarını bağlatarak işinden ayrılmak. İş sözleşmesi sona ermezse o zaman kıdem tazminatı da alamaz. Yani bu sadece emekli aylığı başvurusuyla da ilgili bir husus değil. Bunun birkaç bakımdan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bizi izleyen kıymetli izleyicilerimize tekrar hatırlatıyorum. Bu Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı 5510 sayılı kanunla ilgili değil, 12 yıl önce yürürlükte olan mülga 506 sayılı sosyal sigorta kanunu. Mülga ne demek hocam? Değil. Mülga ne demek? Mülga yürürlükten kalkmış olan, kaldırmış olmayan. Kalkmışsa o zaman daha bu kalkmış. Niye bu böyle bir karar çıkıyor? Kafalar karışıyor. Şimdi gülüyorsun da şöyle, ama öyle ya. Vallahi yapılmış. Efendim muhtemelen şöyle olabilir. O dönemde bir kişi diyelim, hani tam mahkeme detayını bilmiyoruz ama evet, muhtemelen hak kaybına uğrayan bir kişi olmuştur. Tamam. Hak kaybında işten ayrılmadan emekli aylığı başvurusu yapmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu uzun bir süre sonra aylığını bağlamamıştır. Kişi mahkemeye gitmiştir. Mahkemeleri kaybetmiştir. En son Yargıtay Genel Kurulu bununla ilgili olarak bir değerlendirme yapıp Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştür. Yani sonuç itibariyle bu dediğimiz gibi geçmiş dönemdeki bir hak kaybıyla ilgili olabilir. Yoksa şu an hadi biz artık işten çıkışımızı yapmadan emekli aylığı başvuruyoruz anlamına gelmediğini söyleyelim. Peki. Sosyal Güvenlik Kurumu bunu destekleyecektir ama peki, şu an bunun için erken. Nedim Hoca bir şey ekleyecek abi. Araya girecek. Evet. Evet. Yani şimdi bir kanun kalkmış. Onunla ilgili aynı hüküm yeni kanunda var. Anayasa Mahkemesi o hükmü iptal etmiş. Burada ciddi bir devletin yapması gereken hemen şu anki mevcut kanundaki o ibareyi değiştirmek olmalıdır, hı hı, diye düşünüyorum ben. Peki birkaç soru var Nedim Hocam. Hızlı gidelim mi tabii, bunlara? Tabii. Metehan Bey demiş ki yurt dışı hisseleri Türkiye'deki bir aracı kurum aracılığıyla aldım ve sattım. Elde ettiğim kazancı GVK'nın 80'e 1. maddesine göre mi beyan etmeliyim? Yani bir aracı kurum değer artış kazancı olarak beyan etmesi gerekir. Evet, doğru. Peki.
Bir ilginç soru daha var. Hocam, vergi cenneti olan bazı ada, island ülkelerinden hesap açsam yurt dışı borsalardan vergi öder miyim? Adresim Türkiye'de görünürse ikameti taşımak zorunlu mu? Yani yurt dışına gidecek izleyici. Hocam buna bir çare. Ya da vergi ödeyecek. Offshore üzerinden yaparsa problem olmaz diye düşünüyorum. İkametten yakalanır mıyım demeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Yani sonuçta o hesap, yani offshore'daki bir şirket üzerinden oynarsa bir problem olmaz. Peki. Şimdi burada yol göstermiş olduk ama yapacak bir şey yok yani. Bu da böyle. Bir izleyicimiz diyor ki, Barış Bey, yerinde ve haklı sorularınızla duygularımıza tercüman oluyorsunuz. Gerçekten kafamız karışıyor demiş. Sağ olun. Konuşmalardan diyor, o vergi ödemeye çalışanların ilk taksitlerini sağdan soldan borç alarak ödediklerini söylediler. Dikkat ederseniz diyor, hangi biri ödenecek İsmail Bey? Yani söylemiş olalım ama sonuçta oradaki kalabalığı da hani söylemeyelim mi İsmail Beyciğim? Şey diyor yani, sanki diyor her şey çok iyi, insanlar vergisini ödemeye koşuyor gibi anlatıyorsunuz diye beni eleştirmiş ama durum ya böyle ve bu da güzel bir şeydi yani, ödüyorlar bu devirde bile, ödemeye gidiyorlar ya da bu yapılandırmaya katılıyorlar diye bundan şey yapmayalım yani. Güzel yok, bunda bir şey, yok. Hayır, o paralar şirketler zaten banka yoluyla ödüyor. Burada işte trafik para cezası, işte kaçak geçiş, çok cüzi paralarla ilgili insanlar orada kuyrukla girdiler. Evet. Kamu bankasında da herkesin hesabı yok. Hatta bir tane bir mali müşavir bana o Vatan Caddesi'ndeki resimleri çekmişti. Burada Covid yok diye. Onu da söylemiş oldum. Peki, yoktu Covid gerçekten. Vergisini orada ödeyene bulaşmıyor anladığım kadarıyla, tırnak içerisinde evet, söyleyelim. Çok evet, ciddi bir çünkü kalabalık vardı. Şimdi hocam, Nedim hocam, seninle devam edelim. VUK'la ilgili. Evet. Durum nedir? Sağ olsun izleyicilerimiz hakkımızı da sizin hakkınızı da teslim ediyorlar. Nedim hocam başta sen, Resul hocam başta sen, yani ikiniz çok gündeme getirdiniz. Her hafta Barış bunu konuşalım dediniz ve burada yavaş yavaş sona yaklaşıyor muyuz? Hala bir düzenleme oldu mu ya, yani olmadı mı, nedir durum? Nedim hocam buyurun. Şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Salı günü açıklanan biliyorsunuz insan hakları paketi var. Orada İnsan hakları eylem planı, adli süreçlerde hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın güçlendirilmesi hedefinde şöyle yazıyor. Vergi suçunun her yıl ayrı ayrı oluşması yerine tek suç kabul edilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanması sağlanacaktır. Türk Ceza Kanunu'nda bir değişiklik olacak. Tabii açıklandı, bu olacak. Bu yani ne demek? Resmen TCK artık olacak değil mi bu? Olacak tabii, bu tamam. Planda yer aldı. 43. maddede düzenlenmiş Türk Ceza Kanunu'nda. Burada tek ceza veriliyor. Ama daha sonraki yıllar için 1/4'ten 3/4'e kadar hakim artırabilir bunu. Bu ne olacak? Örneğin 5 yıl sahte belge kullanmışsanız 3 yıl verdiğini düşünelim alt sınır. Burada en fazla işte 5 yıl olabilecek. 6 yılın üzerinde hapiste yatılmadığı için. Burada önemli dosyalar, 25 yıl hapis cezası alanlarla ilgili çok büyük kolaylıklar getirileceğini ve hapise girme olayının çok cüzi kalacağını düşünüyorum. Ancak bununla yetinmemesi gerekir bu 359 mağdurlarının. Biraz önce gösterdiğim bu torba yasa teklifinde 359'a ilaveler yapılıyor. Geçen hafta konuşmuştuk. Bakın, bu kanuna bilerek ibaresinin mutlaka eklenmesi lazım. Bunun gerekmediğini söylüyorlar. Ben haklı olduğumu iddia ediyorum. Çünkü maliye bakıyor, vergi müfettişi, işte vergi tekniği raporu var, rakama bakıyor, kullanmıştır diyor. Bilerek, aslında kastını ispatlamamız lazım bir kişiye ceza verebilmek için. Bu malı bedelini nasıl ödemiş, nasıl taşıtmış, bunları ortaya koyabiliyorsa bilerek bununla ilgili olarak 359 yaptırımı istemememiz gerekir. Ayrıca hazine zararı da, matrah artırımında bulunmuş insanlar hala ceza mahkemelerine sevk ediliyor. Bunlarla beraber dört dörtlük bir şey yapmamızda fayda var. Suç varsa ceza olmalıdır ama bu suçun objektif ölçülerle soru işareti bırakmadan ortaya konulması gerekir. Sonuçta insanların özgürlüğünü elinden alıyorsunuz. Ceza hukukunda temel bir kural vardır. Şüpheden sanık yararlanır. Siz bütün mükellefleri suçlu addediyorsunuz. Ben bunu nereden nereye gönderebilirim diye bakıyorsunuz. Asliye ceza mahkemelerinin iş yükünü artırıyorsunuz.
Bütün bunların dışında bir şeyin daha yapılması gerekiyor. Genel katma değer vergisi oranını %18'den %10'lara, %8'lere düşürürsek bu suçlarla ilgili olarak da işlenen suçların sayısının 1/4 oranında azalacağını Peki. buradan söylemiş olayım. Hemen bu konusunda Resul Hoca'ya döneceğim ama birkaç mesaj okuyayım. Barış Bey, iyi yayınlar. Hocalarıma saygılar. Kanunda vergi elde edilmiş kazançlardan alınır yazıyor ama ülkemizde vergi peşin alınıyor. Demiş. Peşin alınıyor tabii. Geçici vergi olarak alınıyor. Hep söylüyoruz evet. bunu. Hep söylüyoruz. Dolaylı vergiler. Şimdi çok mesaj var. Onlara döneceğim inşallah ama bu VUK 359 konusunda Resul Hoca'dan da bir değerlendirme alayım. Onun da hakikaten Nedim Hoca ile beraber çok emeği var. Buyurun. Evet, VUK 359 Türkiye'nin kanayan bir yarası. Hazır buna el atılıyorken Nedim Bey'in de biraz önce söylediği gibi sağını solunu her tarafını düzeltmemiz lazım. Bir kere kasıt unsurunu metin içerisine gözde görülür şekilde iyice yerleştirmemiz lazım. Kasıt unsuru mutlaka aranmalı. Bir diğeri bir vergi ziya olması. Yani devletin bir vergi kaybı da olmalı burada. Diyelim ki Barış, sizin bir şirketiniz var. Diyelim bizim kanalımız en basit. Bizim kanalımızın bir sürü muhabiri var değil mi? Evet. Bir muhabirimiz gitti işte herhangi bir bölgede bir fatura aldı ve yanıltıcı, muhteviyatı itibariyle de yanıltıcı bir belge. Yani çok özür diliyorum. Gitti oradan bir yapmadığı bir harcamanın fişini, faturasını alıp getirdi, verdi. Bizim muhasebemizden parayı çekti ve o bizim kayıtlarımıza da vergi belgesi olarak girdi. Faturayı vergi kayıtlarımıza işledik. İşte burada bak, tam anlayasın diye söylüyorum. VUK 359'a göre devlet bir vergi incelemesi olduğunda bizi ciddi şekilde sıkıntıya sokabilir. Yani siz burada bir kastınız yok, bilmeden kullanmış olabilirsiniz. Bakın, buna bakmıyor devlet. Diyor ki kardeşim ben anlamam. Burada vergi ziya var mı yok mu? Kasıt var mı yok mu? Beni ilgilendirmez diyor. Yani bu VUK 359 mağdurlarını hep böyle vergi kaçıran, üçkağıtçı, dalavereci insanlar gibi düşünmeyelim. Yani bunların içerisinde büyük bir bölümü gerçekten bu konuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan mağdur edilmiş Hocam, insanlar. Yani tamam da bu kasıt böyle çok her yere çekilebilen bir şey olmuyor mu? Kastı, vallahi kastım yoktu diyecek mesela. Ben öyle derim. Hayır. Vallahi kasıtlı yapmadım derim. Onu bakın, yasa metnini biz düzgün yaptığımız zaman müfettiş kastı ispatlamak zorunda. Müfettiş karşı tarafın kasıtlı olduğunu ispatlamak durumunda. Yani mükellef kendisinin iddia kasısı makamı ispatla mükelleftir. Ceza kanununun temel unsurlarından bir tanesi. Evet, o yapacak öyle. Yani. Bak, bir şey var burada. İdari para cezası uygularken üstad daha iyi bilir. Yani asıl onun alanı bu. Vergi idari para cezalarında vergi kaybı, yani vergi ziyanı arıyoruz. Diyoruz ki idari para cezası olması için bir vergi kaybı olması lazım devletin. Ama iş hürriyeti bağlayıcı cezaya, ceza hukukuna geldiği zaman herhangi bir vergi kaybını aramıyoruz. Bu bir çelişki. İkinci bir çelişki daha var. Bak, burada biz idari para cezasını bazen mahkeme iptal ediyor. Aynı konuyla ilgili ceza hukuku yönünden mahkumiyet veriyor. Veya ceza hukuku yönünden beraat veriyor. İdari para cezası yönünden uygulama veriyor. Bununla burada bir şey... 150-200 bin, belki 100 bin insan, hani tam sayı 50 bin deniyor. Yani burada ilk etapta şu an adliyede işlemleri olan 50 bin kişiden bahsediyoruz ama potada olan da yaklaşık 200-250 bin insan. Bunlar 15-20-25 yıl hapisle cezalandırılıyor. En önemli unsur şu. Bakın, siz bir müfettiş gidiyor, bir inceleme yapıyor ama her yıla ayrı rapor yazdığı için her yıl için 3 yıl, 1 ay, 15 hapis cezası. 3 yıl, burada... sanki 3 yıl içinde 3 kere aynı cezayı uygulayınca, 4 yıl için aynı ceza uygulayınca 9 yıl, 12 yıl Peki. gibi katlamalı cezalar uygulanıyor. Nedim Hocam bir şey ekleyecek sanırım Resul Hocam. Evet, şimdi bu söylediğim de çok böyle garip gelecek ama doğrudur. Maliye 100 bin liraya kadar sahte fatura kullanımına bir şey yapmıyor. Ne İzaha davet müessesesi var.
sahte belge kullanımında 100 bin lira üstü diyor. 100 bin lira altını kullanabilirsiniz demiş mefhumu muhalifinden. Onu da burada söylemiş peki olayım. Öyle demiyor da yani öyle yorumluyorsun sen. Öyle ifade edeyim. Yanlış anlaşılmış. Öyle yazıyor yani, ben öyle bir şey demiyorum. Ben çağırmayacağım 100 binin altını demek ne demek? Tamam hocam. Şimdi biraz yani çok bu, soru var. Bir şey 329'u çözmemiz lazım Barış. İnşallah yani çözeceğiz. Buradan bitti diyeceğiz bu iş. Evet inşallah. İnşallah sorunu çözeceğiz. Sonra sözlüğümüz gibi. Bize Twitter'dan yazan, bize teşekkür eden Hukuk 359 mağdurlarıyla da yani şu pandemi bitse de hep beraber hakikaten şöyle bir buluşsak diyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu programı bak, yemin ediyorum sabaha kadar yapsak sabaha kadar yanıtlanacak soru var. Yani ne kadar çok insanların kafasında vergiyle ilgili, sosyal, bu kadar çok soru işareti var ya gerçekten. Ben şaşırıyorum. Biz programa başladığımız zaman sen diyordun ki abi biz ne konuşacağız ya? Evet. Bu iki program yaparız. Üçüncü program kapatırız. Ben diyordum ki ya bu Nedim Hoca, Resul Hoca abi ne sıkıcı sıkıcı konular. Ben ama çok var. Çok ilginç mesajlar var. Mesela bir şey okuyayım. Şöyle aralardan bakacağım çünkü çok soru var. Diyor ki Fuat Bey, Nedim Hocam sana geliyor. 2019 yılında vergi kaçırdığı şüphesiyle bir şirketi ihbar ettim. Bak. Denetleme yapıldı. İlgili vergi dairesi ihbar ikramiyesi ödenmesi yapılmalıdır diye yazı geldi. Ancak orada kaldı. Ne yapılmalı? Sorarsanız çok memnun olurum. Şeyi de yazmış bir sonraki mesajında, onu bulabilirsem. Devlete 22 milyon lira katkı sağladım bu sayede diyor. Şimdi 1905 sayılı kanuna göre yapılıyor. Tahsil edilen verginin %10'unu alması gerekir. %10'unu alması gerekir. Evet, ihbar değerleme raporu yazması gerekir bu incelemeyi yapan vergi müfettişinin. Eğer o vergi dairesine gitmişse buradaki tahsilatı bekliyordur. Yani ihbar değerleme raporu üzerine vergi dairesi ödememezlik yapamaz. Yani diyelim ki şunu merak edin. 20 milyonluk ödeme yaptı şirket. Evet, tarife var, yaklaşık %10'una tekabül ediyor. 2 milyonu alırsınız, evet. Güzelmiş vallahi. Peki. Ama şu vergi kaçırıyor diye demeyeceksiniz. Ne yapacağız? Her şeyi anlatacaksınız. Ben vergi müfettişi gidecek. Eliyle koymuş gibi bulması lazım. Yani Nedim Hocam aynı şöyle hocam. Olmaz değil mi? Birkaç böyle büyük şirket seçip şunlar vergi kaçırıyor diye ihbar. Ya tutarsa olmaz yani. Yok. Diyeceksiniz ki efendim mal girişlerini randımanda şunu yapıyor. İşte Anadolu'ya faturasız mal satıyor, şu hesaplara geliyor sonra Anadolu'dan paralar gibi. Hı hı. Veya şu firmadan aldığı faturalar sahtedir. Bu tür bir somut ve ben gittiğimde oraya incelemeye bunları elimle koymuş gibi bulursam ikramiyeyi kaparlar. Yoksa vergi kaçırıyor, şöyle yapıyor, böyle genel peki ifadelerle olmaz. Eurobond kupon geliri tevkifatlı mıdır, tevkifatsız mı? Sınır buna göre değişiyor demiş Koray Arslan. Eurobond ile ilgili kupon geliri tevkifatlı mıdır, tevkifatsız mı? Bu sınır buna göre değişiyor Nedim Hocam. Şimdi pazar günü ben makalemi yazın okusun. Bu soruların cevabını orada bulacak gazetede. Peki bu Eurobond'lara ilişkin bir başka şunu da okuyayım. Hem Eurobond faiz gelirim var hem de kira gelirim var. Beyanname evet yazarken kira gelirini gerçek usulde yazabilir miyim? Bir engel yok, birleştirecek. 49 bin aşı başmadığına bakacağız. Tamam, peki. O zaman bir araya gidelim. Çok mesaj var. Aranın ardından Resul Hoca, Nedim Hoca bizlerle birazdan karşınızdayız. Devam ediyoruz. Doçent Doktor Resul Kurt ve Doktor Nedim Türkmen'le sohbetimiz devam ediyor. Son artık bölüme girdik. Hızlı bir şekilde devam edelim. Şimdi bu program tabii böyle bir hep söylüyorum zaman zaman. Haklarını arayanların ya da mağdur olduğunu düşünenlerin programı oluyor. Bir de çek yasası ile ilgili durum var. Resul Hocam seninle başlayalım, sonra Nedim Hoca ile de tamamlarız. Buyurun. Tabii çek yasası Barış, biliyorsun bizim programımızda çok gündeme aldığımız bir konu. Şimdi özellikle ekonomik işte son 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl
esnafı gerçekten ekonomik anlamda büyük sıkıntılara sokan gelişmelerle bizi karşı karşıya bıraktı. Çekini ödeyemeyince adli para cezası var, hapis cezası var. Dolayısıyla işlerinin bozulması var. Hapse girince işletmenin çalışanları işsiz kalıyor. O ailesine bakamıyor. Dolayısıyla da çek sonucunda bir takım ağır külfetlerle karşı karşıya kalıyor. Yani siz bir çekiniz var, çekinizi ödeyemediniz. Adli para cezası veriyor size devlet çek kadar. Yine öbür taraftan baktığınız zaman sizi hapse atıyor. Hapse attığınız zaman iş yeriniz kapanıyor. İş yanında çalışan 3, 5, 10, 20 kişi, 50 kişi işsiz kalıyor iş yeri kapandığı için. Esnaf içeri girince, hapse girince ailesi zor durumda kalıyor, ekonomik sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla tabii ki çek ödensin, burada biz çek ödenmesin demiyoruz ki. Bunu yasal bir takım kriterlere bağlayalım. Çekini ödeyemeyen bir insana o kadar ağır bir adli para cezası verildiğinde yani insanların siz ticari hayatını bitirmiş oluyorsunuz. Zaten parası olsa çekini ödeyecek. Yani buradan kim kazançlı? Borçlu kazançlı değil, alacaklı kazançlı değil. Kim kazançlı? Devlet. Her zaman devlet kazançlı. Bunu değiştirmemiz lazım. Çek mağdurlarının bu sorunlarını çözebilmenin en temel yolu bir çek kullanabilme kapasitesi belirlemenizdir. Bakın bankadan çek alıyorsun, bir üstünde limit yok ki. Ben giderim bir çek alırım, 10 yapraklı bir çek alırım, üzerine 20 milyon yazar veririm. Yani bunun bir sınırlamasının olması lazım. Sizin bankada kredibiliteniz ne kadar, o çek yaprağının üzerine olacak. Bu çek yaprağı en fazla 10 bin TL'lik bir meblağ içerebilir. 20 bin TL. Şimdi esnafın bütün kapasitesi 100 bin, 200 bin lira, yani bütün mal varlığı 200 bin lira işletmenin sermayesi. Siz o esnafa bir çek yaprağına 300-500 bin liralık çek kullandırma yetkisi vermemeniz lazım. Sorun buradan başlıyor zaten. Çek bir ödeme aracı olmaktan çıkmış. Bir kredi aracı olarak kullanılıyor. Vadeler bizim olmuş. Kaç ay? Ne 6 ay hocam? Hayır, 18 ay Barış. Hani 6 ay, 12 ay, evet. 18 ay. 24 ay. Böyle, yani bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Hiç sorun. Değil mi? Asla, asla hiç böyle bir şey yok. Çeki verdiğiniz zaman bankada karşılığı vardır ve o karşılık direkt aynı peki anda alırsınız o karşılığı. Nedim Hoca'ya dönebilir miyim izninle Resul Hocam? Tamamladıysa. Tabii, tabii. Tamam, tamamladın değil mi hocam? Yanlış. Tabii Nedim tamam abiye. Buyurun Nedim Hocam. Buradaki sorun şu. Biliyorsunuz 24 Mart 2021 itibariyle karşılıksız çek nedeniyle hapis cezası alan, hatta hapiste olanlara yasayla beraber önce 3 ay süre verildi. Bu insanlar çıktı. Sonra 9 ay daha süre verildi. O da 24 Mart'ta doluyor. 200 bine yakın insan var hapse girmesi gereken. Bu insanlar pandemi süreci henüz bitmedi. Biliyorsunuz %10'un ödemeniz gerekiyordu alıcıya. Diğerlerini de yapılandırmanız gerekiyordu. Yasal olarak böyle bir hak tanındı kanunla. Şimdi bunun uzatılması gerekiyor. 24 Mart'ta şurada 20 günden daha az bir zaman kaldı. O yüzden çek mağdurları da bu sürenin uzatılmasını istiyorlar haklı olarak. Burada da bunun en kısa zamanda, şu anda meclis çalışıyor. Yapılacak bir düzenlemeyle buradaki sürenin en az 2 yıl daha uzatılmasının gerektiğini düşünüyorum. Buradaki borcu olan insanların hepsi ödemek istiyorlar. Büyük kısmı diyelim. Ama konkordatı ilan edenler, FETÖ nedeniyle batan şirketler, yani 40 yıl adam ticaret yapmış, en sonunda bu tür zincirleme olaylardan dolayı çeki yazılmış. Böyle olanlar da var. Bu işi çeki alıp pırasa gibi piyasaya doğrayanlar da var. Bunları ayırt etmek gerekir. Pandemi sürecinde bir yıllık süre doldu. Pandemi daha bitmedi. Dolayısıyla 200 bine yakın insanı tekrar hapse göndermek yerine bu konuda acil hükümetin bir düzenleme yapması gerekmekte. Peki, sonuna geldik programın. Evet. Ben teşekkür ederim. Kısa çalışmalar Barış, 1-2 dakikamız varsa kısa çalışma o konuyu da... Bir dakika, bir hemen hızlıca, bir dakika. Tamam Barış, kısa çalışma 31 Mart'ta bitiyor dedik hatırlarsanız. 17 Mart'ta da fesih yasağı bitecek eğer bir uzatma olmazsa. Hani benim kişisel gözlemim
sanki 31 Mart itibariyle kısa çalışmanın zaten Cumhurbaşkanımız da söyledi son kez uzatıldığını, ama geçici fesih yasağı, ücretsiz izin, nakdi ücret desteğinin sanki 17 Nisan veya 17 Mayıs'a kadar uzaması yönünde bir beklenti içerisindeyim. Bunu hatırlatmış olalım. Evet. Turizm, otelcilik, havacılık sektörleri henüz daha faaliyete başlamadı. Bunlar en azından kısa çalışmayı sektörel olarak turizm sektörüne yönelik bir iki ay daha uzatmak ekonomiye büyük katkı sağlar. Bağkur'la ilgili sorular var. Bir cümle, nedir durum? Bir cümle lütfen. Bağkur'la ilgili herhangi bir gelişme yok. Yani 2000 yıl öncesi Bağkur borçlanmayla ilgili talepler vardı. Biz de geçmiş programlarda konuştuk, hep dile getirdik. Ama bu yönde henüz bir gelişme yok. Böyle bir hazırlık da yok. Ama böyle bir şeye ihtiyaç var. Mutlaka düzenleme yapılması lazım. Peki. Çok teşekkürler. 2000 yıl öncesi Bağkur borçlanma bekliyor efendim. Nedim Hocam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haftaya devam ederiz. Konu bitmiyor. Bitmez. Gerçekten bitmez. Daha konuşamadığımız bolca konu var. Haftaya yine buluşacağız. Cuma akşamı 22'de de küresel piyasalarda buradayız.